Ekotürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erencan Umut. Yatırım Dünyası programı ile karşınızdayız. Geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle de hafta sonu yaşanan çok önemli gelişmeler olduğunu beyan edelim. Özellikle Ukrayna-Rusya meselesine ilişkin oldukça kritik gelişmeler yaşanıyor. İlk etapta şunu net bir şekilde söylemek lazım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aralarında nükleer silahların da olduğu caydırıcı güçlerin hazırlanmasına yönelik bir talimat verdi ki bu özellikle de küresel ölçekte risk alma iştahının bir hayli düşmesini beraber getirdi. Bir diğer unsur ise Avrupa tarafından her zaman yapılmayabilir ya da AB'nin ciddi anlamda mesafeli olduğuna dair yorumlarda bulunduğumuz, bu ekranlarda da yine bu tarz yorumlarda bulunmuştuk. Fakat SWIFT noktasında ciddi bir adım geldi ve Amerika ile beraber Avrupa Birliği Rusya'daki bazı bankaları, ki burada Sberbank ve VTB Bank gibi Rusya'nın en önemli iki bankasının da aralarında yer aldığı bankalara SWIFT sistemini kapattığına ilişkin açıklamalarda bulundular. Ve bu sabah itibariyle baktığımız zaman da yine Rusya Merkez Bankası'nın %9,5 olan politika faizini bir anda %20 seviyesine, yani bir noktada 1050 bas puanlık bir faiz arttırımına gittiğini gördük ve yine Rusya cephesinden yapılan açıklamada Rusya borsasının gün içerisinde işlem yapmayacağına ilişkin söylemlerde yer aldı. Yani Rusya borsası an itibariyle işlemlere açık değil ve bunun da net bir süresi yok, onu da söyleyelim. Belarus'ta Ukrayna ve Rusya temsilcilerin bir görüşmesi var fakat anlaşma ihtimali oldukça zayıf bir olasılık veriliyor. Çünkü Rusya tarafı özellikle Zelenski hükümetinin devrilmesi ve hükümetin istifa etmesi ve Rus yansı bir hükümetin Ukrayna'yı yönetmesine dair yorumda ve isteklerde bulunduğunu zaten biliyorduk. Ve Zelenski tarafı, yani Ukrayna hükümeti ise Rusya'nın kayıtsız şartsız topraklarından çıkmasını istiyorlar ve dolayısıyla da burada iki ülke arasındaki, iki yönetim arasında, iki hükümet arasındaki derin uçurumlar, derin fikir ayrılıklarının bir hayli kuvvetli olduğunu söyleyelim ve dolayısıyla da Belarus'ta an itibariyle devam eden görüşmelerde piyasanın, açık söylemek gerekirse, çok ciddi, çok kuvvetli bir beklentisi yok pozitif haber akışına dair. Aynı zamanda yurt içi tarafta yine büyüme rakamlarını takip ettik. 2021 yılının tamamında %11'lik bir büyüme sağlandı ve büyümeye en önemli iki kalemin ihracat ve yurt içi talep olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan baktığımız zaman da yine 2001 yılında en düşük büyüme ithalat ve yatırımlar tarafından geldi. Özellikle yatırımlar noktasındaki düşük büyümenin önümüzdeki döneme ilişkin büyümenin kompozisyona yönelik bir miktar endişe kaynağı oluşturduğunu da söylemeden geçmeyelim. Evet, hem yurt içi tarafta yaşanan gelişmeler hem de Ukrayna-Rusya meselesini ve küresel ölçekteki fiyatlamalara etkisini stratejist Emre Şirin ile değerlendireceğiz. Emre Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Emre Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, Emre Bey de bağlantısında ufak bir sıkıntı oldu. Emre Bey'e yeniden bağlanacağız. Az önce de bahsettiğimiz gibi Ukrayna-Rusya meselesine yönelik haber akışları ve bilgi akışı, bilgi trafiği bir hayli kuvvetli. Belarus'ta başlayan görüşmeler var ve dünyanın gözü kulağı bu görüşmeler üzerinde olduğunu söyleyelim. Az önce de bahsettiğim gibi iki taraf içerisinde, yani iki taraf özelinde ciddi anlamda fikir ayrılıkları var ve yaşanan mevcut savaş ortamının kolaylıkla egale edileceğini ve kolaylıkla bu krizin aşılacağına dair beklentiler bir hayli düşük. Gelin yaşanan krizlerin haftaya başlarken, yani haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalara nasıl etki ettiğini şöyle bir göz atalım. Borsa İstanbul tarafına bakmak gerekirse 1951 seviyesinde işlemler geçiyor ve gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımız zaman Borsa İstanbul'daki pozitif ayrışmayı söyleyebiliriz. Çünkü an itibariyle, zaten birazdan da değineceğiz, ABD ve Avrupa vadelerinde negatif bölge var ve %1,5, %2'lere yaklaşan, ki Avrupa tarafında %2'leri aşan geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Ama Borsa İstanbul neredeyse cuma günkü kapanış ile kıyasladığımız zaman çok kuvvetli bir değişim yok 1951 seviyesinde. Dolar TL'ye bakacak olursak, hatırlayalım, geçtiğimiz hafta 14.50'lere kadar sert bir yükseliş hareketi vardı ve 13.80 seviyesinde an itibariyle ve %1,71'lik bir geri çekilme ile beraber TL dolar karşısında bir miktar değer kazanıyor. Euro TL'de ise geri çekilme %1,5 seviyesinde ve 15.47 seviyesinde işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Sepet kurda tabii ki dolar TL ve euro TL'deki geri çekilmeye bağlı olarak 14.62 seviyesine kadar bir düşüş var ve düşüş oranı %1,66 seviyesinde. Gram altın tarafına bakacak olursak özellikle dolar TL'deki geri çekilmeden güç aldığını söyleyelim ve o tarafta da 845 TL seviyesinde işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz.
Evet, genel itibariyle şöyle bir dolar endeksine baktığımız zaman özellikle riskten korunma güdüsüyle ABD dolarına olan taleple beraber dolar endeksinin yeniden 97 seviyesinin üzerini test ettiğini takip etmekteyiz. Euro dolar paritesinde ise bir miktar yükseliş hareketi var. 1.11.95 seviyesinde işlemler geçiyor ve %0.51'lik bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu. Pound dolar tarafına bakacak olursak 1.34 seviyesinde işlemlerin oluştuğunu ve %0.09'luk bir geri çekilmenin yani cuma günkü kapanışa göre bir hayli düşük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Dolar yen tarafında 115.53 seviyesinde işlemler geçiyor ve dolar İsviçre frangında özellikle İsviçre frangı riskten korunma güdüsüyle yüksek talep gören bir enstrüman olduğu için, bir para birimi olduğu için Amerikan dolarına karşı %0.41'lik bir değer kazancı var ve 0.92-24 seviyesinde işlemlerin oluştuğunu yine takip etmekteyiz. Evet, bir diğer fiyatlama penceremiz, az önce de bahsettim zaten Borsa İstanbul tarafını yorumlarken yani fiyatlamaları özet bir şekilde size sunarken Avrupa endekslerinde satış baskısının bir hayli sert olduğunu söylemiştik. Eurostoxx'a baktığımız zaman %3'e yaklaşan yani %2.80'lik bir geri çekilme hareketi olduğunu görüyoruz ve 3854 seviyesinde işlemlerin oluştuğunu takip ediyoruz. Almanya DAX endeksinde ise 14241 seviyesinde işlemler geçiyor ve %2.26'lık düşüş hareketi var. Fransa tarafında ise 6552 seviyesinde ve %3'e yaklaşan bir geri çekilme olduğunu görmekteyiz. İngiltere FTSE tarafında geri çekilmenin %1.77 oranında olduğunu ve 7411 seviyesinde işlemlerin geçtiğini takip ediyoruz. İspanya IBEX tarafında ise %1.22'lik bir düşüş hareketi var ve 8393 seviyesinde işlemler oluşuyor. Evet, fiyatlamalar genel itibariyle bu şekildeydi. Şimdi konuğumuz stratejist Emre Şirin'e dönüyoruz. Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Kusura bakmayın, internette bir problem oldu. Estağfurullah. Telefondan bağlanmak durumunda kaldım. Estağfurullah. Evet, gündem malum. Ukrayna-Rusya önceden bir işgal mi desek, bir kriz mi desek, bir savaş mı desek diye düşündüğümüz zaman yani böyle yorumlar yapılıyordu ama bunun net bir şekilde savaş olduğuna dair açıklamalar var. Hatta Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda yapmış olduğu açıklamada bunun bir savaş olduğuna dair bir yorumda bulunmuştu. Şimdi Belarus'ta görüşmelerin başladığına yani Rusya ve Ukrayna yetkililerinin ateşkese yönelik bir görüşme yaptığına dair haberler var. Zaten Belarus cephesinden de bu açıklamalar geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ciddi anlamda yaptırımlar savaşı da gündemde. İşte Rusya'nın nükleer bir caydırıcılık noktasında da devreye girdiğini ve Amerika'nın da SWIFT sistemini yani yapamaz denilen Avrupa'nın dahi SWIFT sistemini engellemeye ilişkin karar açıkladığını görüyoruz. Ve Belarus'ta da an itibariyle az önce de bahsettiğimiz gibi Ukrayna ve Rusya tarafı görüşme içerisinde. Krizi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yakın sürede bu görüşmelerin sonuç vermesini bekler misiniz? Sizin de programın başında ifade ettiğiniz gibi aslında kimsenin bu görüşmeden çok umutlu bir bekleyişi yok. Bir görüşme olacak. Hatta Zelenski'nin yaptığı açıklamada da benim de bir umudum yok dedi. Fakat yine de Ukrayna halkı benim bu görüşmelere karşı çıktığımı düşünmesin diye adım attığımı görmesi açısından ben adım atıyorum dedi. Tabii yaptırımlar konusu çok önemli. Kimse SWIFT sisteminden çıkarılmasını Rusya'nın beklemiyordu. Bu ağır bir yaptırımdı. Ve şu an gerçekleşen durumda bunun bir savaş olduğu, dediğiniz gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da ilan edildi. Artık bir yaptırımlar savaşı söz konusu ve her geçen gün bu yaptırımlar eğer Rusya bu adımından vazgeçmezse artarak devam edecektir. Ciddi bir sürece girdi dünya. Tabii bunun kısa vadeli etkileri olduğu gibi uzun vadeli etkileri de son derece önemli. Bunu sadece Rusya açısından değerlendirmemek lazım. Tabii ki Rusya ekonomisi artık bundan sonra özellikle rublenin değer kaybına baktığımızda ciddi bir enflasyonist yapı içerisinde olacak ve ama bu sadece Rusya'yı etkilemeyecek. Netice itibariyle Rusya küresel bir dünyada yaşıyoruz. Dünya ticaretinin içinde yer alan bir ülke. SWIFT sistemindeki önemli ülkelerden biri ve direkt olarak Avrupa Birliği ülkeleriyle özellikle de Almanya'yla ciddi alışverişi var. Hem ithalat hem ihracat tarafında. Biz de bundan etkileniyoruz. Bunun kısa vadeli etkileri piyasalarda tabii görülüyor. Hem borsalardaki satıştan bunu görebiliyoruz. Hem ons altını, ons gümüş tarafında görüyoruz. Fakat petrol fiyatlarında da ciddi etkisi görülüyor. Ama özellikle uzun vadeli etkilerine bakmak lazım. Yani sonuç itibariyle dünya ciddi bir enflasyonla boğuşuyordu. Şu yaşananlar enflasyonist riskleri artıracak. Bununla birlikte stagflasyon riskini tekrar gündeme getirecek dünyada. Ve bir diğer husus bence finansal sistemin güvenilirliğinin sorgulandığı bir süreci yaşıyoruz. Çünkü
Bu tarz krizler tabii çok alışıldık krizler değil İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Avrupa kıtasında. Fakat sivil sisteminin bir yaptırım aracı olarak kullanılması bundan sonraki süreçte özellikle para transfer sistemlerinin sorgulanmasını, mevcut finansal sistemin sorgulanmasını doğuracaktır. Bu da bence son derece önemli. Bundan sonra merkez bankalarının işi daha da zor olacak. Bu enflasyon yaratacak bir durum çünkü. Baktığımız zaman enerji maliyetleri zaten son derece yüksekti ve daha da yükselecek. Yükselmeye de başladı. Burada enflasyon, bugün Goldman Sachs'ın açıklaması var. Tabii enflasyonun daha da yukarı gitmesini bekliyorlar ve Fed'in daha önceki açıklamalarında 3 faiz artışı beklerken 4 daha eklediler ve 7 faiz artışı yapabileceğini ifade ediyorlar. Ama bu durumda bunun yapılması halinde enflasyonun da maliyet bazlı ortaya çıktığını düşünürsek daha ağırlıklı olarak bir stagflasyon riskini hakikaten dünyada da gündeme getirecek. Dünyayı farklı bir atmosfer bekliyor bundan sonra. Hakikaten son 2 yıla baktığımızda bir insan ömrünün çok ötesinde birkaç insan ömrünün görebileceği hususları tüm dünya olarak yaşıyoruz. Bakalım nereye evrilecek ama ciddi bir sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz. Çünkü bu süreç bir anda bitmeyecek. Bitse dahi bunun yaratacağı, bırakacağı hasarlar dünya ekonomisinde etkilerini gösterecektir. Biz de maalesef öyle bir coğrafyadayız ki bundan en çok etkilenecek ülkelerden biriyiz. Peki Emre Bey, Çin'in yapmış olduğu açıklamayı nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi ABD ve Avrupa tarafı, yani diğer bir tabirle Batı bloku net bir şekilde Rusya'ya karşı sivil sisteminden çıkartılma kararını onadı. Yani onayladı, evet. Ama Çin'den, yani Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Diyor ki Rus bankalarının diyor sivil sisteminden çıkartma kararının yasa dışı ve tek taraflı olduğunu dile getiriyor. Yani bunu nasıl okumak lazım? Yani burada bir Batı ve Doğu diye ayrılan bir güç dengesi mi oluşmaya başladı ve bu finansal sistemi nasıl etkiler? Bu yöne doğru evrilen bir yapı görüyoruz. Bir kutuplaşma emaresi gibi görünüyor. Ama tabii biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde bugünden yarına her şey değişebiliyor. Çin bugün bu açıklamayı yapıyor fakat şunu da unutmamak lazım. Küresel sistemin önemli oyuncuları, çok önemli firmaları, Batı'nın önemli firmaları Çin'de üretim yapıyorlar. Dolayısıyla burada sürecin ne yöne evrileceği, Rusya'nın ne gibi adımlar atacağı, bugünkü görüşmeden ne gibi sonuçlar çıkacağı son derece önemli. Tabii Amerika ve Avrupa tarafının da buradaki kararlılığı son derece önemli, belirleyici olacak. Putin'in geri adım atıp atmayacağı da burada son derece belirleyici. Bunların hepsini göreceğiz fakat tabii dediğiniz gibi bu açıklama en azından şu anda Batı ile paralel olmadığını ve Rusya'ya bir ölçüde destek verildiği gibi bir anlam ortaya koyuyor. Burada tabii bir şey de var. Çin'in de Tayvan beklentisi var biliyorsunuz. Rusya Ukrayna'ya girdi ama Çin de Tayvan üzerinde bir hak iddia ediyor. Belki bunun bir altyapısıdır. Bu Asya bloğu olarak Rusya, Çin, belki İran devreye girecektir. Burada başka bir oluşum dediğiniz gibi görülebilir. Fakat çok da kolay bence değil. Burada farklı bir görüş olarak dile getirilmiş olsa da Amerika'daki ve Avrupa'daki duruşun kararlılık seviyesi belirleyici olacak. Çin de belki yarın farklı bir söylemle karşımıza çıkabilir. Şunu çok net görüyoruz. Savaşın, işgalin başlamasından önce de söylemlerde çok farklılık vardı. Putin'in söylemlerinde de, Amerika'nın söylemlerinde de. Biden'ın ilk yaptığı açıklamalarda ve ilk gelen yaptırımlarda da farklılık vardı. Gün geçtikçe, süreç ilerledikçe yaptırımların boyutu da değişiyor. Söylemlerin de şekli değişiyor, farklılık gösteriyor. Bu anlamda bugün söylenenler yarın çok farklı bir yere evrilebilir. İzleyip görmemiz gerekiyor. Şimdi aslına bakarsanız dünyanın amiyane tabirle diken üstünde olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi az önce siz de çok güzel bir şekilde özetlediniz. Yüksek enflasyon. Şimdi Rusya'dan bahsediyorsak özellikle emtia fiyatlarını es geçmemek gerekiyor. İşte OPEC artı içerisindeki en güçlü ilk 3 ülkeden bir tanesi petrol ihracatı noktasında. Diğer taraftan bakıyorsunuz Avrupa Birliği direkt göbekten bağlı Rusya'ya gaz tedariki noktasında. Hem Ukrayna hem Rusya küresel ölçekte küresel dünyanın buğday ambarı statüsünde duruyor ki gıda fiyatlarındaki yükseliş hareketini de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Paladyum da ciddi anlamda bir üretici ve yani neredeyse dünya ihracatının %40'ını yapan bir Rusya'dan bahsediyoruz ki paladyum özellikle dizel otomotivlerde kullanılan çok önemli bir ham madde ve bu da Avrupa Birliği'ni Almanya üzerinden doğrudan etkileyecek bir süreç. Peki enflasyon...
Ciddi anlamda bir yükseliş hareketi aslında göreceğiz. Çünkü BlackRock'ın yapmış olduğu analizlerde mesela en son 40 yılın en yüksek seviyesindeydi Amerika tarafında %7 enflasyon. Hatta %10'lara kadar yükseliş hareketinin görüleceğine dair de bir beklenti var. Peki mevcut durumda, mevcut gelişmeler dahilinde ve mevcut bu kriz anının daha da artarak devam etmesi durumunda küresel ölçekte enflasyon değil de hiper enflasyonun konuşulacağı bir senaryo ne derece doğru olur bu senaryoyu çizmek? Zaten ben bunu çok önceden katıldığım diğer yayınlarda da ifade ettim. Dünya bir hiper enflasyonist sürece girmiş durumda aslında baktığınız zaman. Türkiye bunu önden yaşıyor tabii. Dünya da buraya gidecek. Şimdi bu yaşananların hepsi dediğiniz gibi sadece maliyetlerin artmasıyla kalmayacak. Yani bu emtia fiyatları vesaire, petrol, doğalgaz ve tarımsal emtia tarafıyla kalmayacak. Üretim süreçlerini de sekteye uğratacak. Tedarik süreçlerini de sekteye uğratacak. Bunların hepsi maliyet artırıcı unsurlar. Ve dikkat ederseniz dünya aslında bu Rusya-Ukrayna sıkıntısı olmadan evvel bilanço küçültme ve faiz artış sürecine girmek üzereydi. Doğru. Ve bu aslında ifade edilmişti, fiyatlamalara da dahil olmaya başlamıştı. Fakat önümüzde şöyle bir gerçeklik var. Eğer dünyada yaşanan bu savaş ortamı, bu gerilim, jeopolitik riskler, artan maliyet bazlı enflasyonun karşısında bir de siz piyasadan parayı çekmeye başlarsanız, likiditeyi azaltırsanız, faiz artışlarını sert bir şekilde yaparsanız o zaman dünya ciddi bir stagflatif süreci yaşar. Bu da dünya ekonomilerinin küçülmesi anlamına gelir. Ve bu aslında hükümetlerin, siyasilerin, Amerika, Avrupa, herhangi bir ülkedeki bizde de dahil, biz de buna dahiliz, bundan bağımsız değiliz, istemeyeceği bir durum. Burada kritik bir sürece giriyoruz. Yani bir karar verme aşamasında olacak aslında merkez bankaları ve hükümetler oturup baş başa verip bir karar verecekler. Ben uzun süredir şu tezi savunuyorum. Dünya o kadar borçlu ki devletler ve o kadar büyük bir para basıldı ki, parasal genişleme yaratıldı ki pandemi döneminde, onu şu anda toplayabilecek durumda değil bence. Ve birçok ekonomistin aksine ben yani özellikle ifade ediyorum bunları, biraz amiyane tabirle piyasa mazeretini yaratır diye ifade ettim ben bunu aylardır. Bu paranın toplanmaması ve faiz artışlarının önüne geçilmesi, faiz artış sürecinden vazgeçilmesi için bir mazeret yaratılmasını bekliyordum. Ve bunun bir yeni pandemi veya bir savaş vesilesiyle olabileceğini öngörüyordum. Ve şu an önümüzdeki senaryoda bir savaş yaşanıyor. Ve bu savaş aslında kısa sürede bitmesi beklenen, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini işgalinden sonra kısa küçük yaptırımlarla geçiştirilmesi beklenen bir durumken, hiç beklenmedik şekilde Kiev'e kadar Rusya girmeyi tercih etti. Ve yaptırımların da boyutu arttı. Bu da riskleri artırdı. Dolayısıyla baktığımız zaman sürece dünya bu büyük hiperenflasyon sürece adım atmış durumda. Bir de üstüne siz parayı piyasadan çekerseniz ekonomiler de küçülecek. Hem enflasyon hem ekonomi küçülecek. Daha doğrusu durgunluk yaşanacak. Sonrasında küçülmeye de girebilir tabii ki. Ve bu bir stagflasyon demek. Dünya ekonomileri de bence bunu kaldırabilecek durumda değil. Bu nedenle biz Fed'den önümüzdeki süreçte bir geri adım görürsek bence şaşırmamalıyız. Ben böyle bir yorum yapıyorum açıkçası. Tabii bunun bir de Türkiye'ye etkileri var. Şimdi biz buraya çok kötü bir dönemde yakalandık. Yani makroekonomik göstergelerimiz açısından. Evet, büyüme rakamlarımız geldi. Pozitif bir büyüme geldiğini görüyoruz. Fakat şu da bir gerçek. Türkiye çok yüksek bir enflasyon sürecini geçiyor. Ve Türkiye'nin ihracata dayalı bir büyüme modeli ortaya kondu biliyorsunuz hükümet tarafından. Doğru. Bu özellikle dile getiriliyor ve bizim ihracatımızın önemli bir kısmı da Avrupa ülkelerine ve Almanya başta olmak üzere. Şimdi dünyada yaşanacak bir daralma, bir büyümelerde yaşanacak geriye çekilme gibi bir husus bizi de yakından etkileyecek. Ki dediğim gibi biz buraya zaten yüksek bir enflasyonla girdik. Beklediğimiz şekilde ihracat da yapamazsak, ekonomimiz de bir şekilde buradan zarar görmeye devam ederse bizim için çok daha olumsuz bir senaryo ortaya çıkar. Bu nedenle hem bireyler tarafında hem de şirketler tarafında önümüzdeki süreçte yaşanabilecek daha yüksek enflasyona karşı bir önlem alacak stratejiler oluşturulması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Şimdi stagflasyon senaryosunun gerçekleşmesi durumunda ya da en azından bu senaryonun ciddi anlamda yüksek olasılık olduğu bir durumda, hatta Dünya Altın Konseyi'nin de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Altının tarihsel olarak en yüksek performans gösterdiği dönemler stagflasyon dönemleri. Şimdi bir noktada hem risk alma eşdeği daha düşük, hem dünya bir savaş moduna girmiş durumda, hem de stagflasyon gerçekten kapıya dayanmış gibi bir durum var. O zaman ons altın fiyatlarında tarihi seviyelerin test edilme ihtimali sizce kuvvetli olur mu?
Zaten açık söyleyeyim, uzun süredir altın ve gümüş tarafında bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Çoktan görmesi gerekirdi. Ancak biliyorsunuz bu altın ve gümüş piyasasını yönlendiren, yöneten büyük uluslararası finans kuruluşları var. Ve bu kuruluşların yaptıkları manipülasyonlar var ekran fiyatları üzerinde. Dolayısıyla bu stagflatif süreç, bakın jeopolitik riskler var. Savaş riskiyle karşı karşıyayız. Enflasyon son derece yüksek. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz 7,5 enflasyon var. Evet. Bu öncü gösterge PCE de 0,6 geldi ve son derece yüksek. 40 yılın en yüksek artışını gördük. Doğru. Dolayısıyla enflasyon artmaya devam edecek. 8'in de üstüne çıkabilir enflasyon tüfe Amerika'da. Bu da faiz artışına gitse dahi FED, diyelim ki 50 bas puan arttırdı ya da 75 bas puan arttırdı. Ya da Temmuz'a kadar 100 bas puan arttırdı. Yine negatif reel getirir söz konusu. Hem de son 2 yılda yaşadığımız parasal genişleme, özellikle kripto varlıklar ve borsalar, hisse senedi piyasası için ciddi bir rally sürecini gösterdi bize. Ama gümüş burada. Bu süreçte hem enflasyon hem jeopolitik riskler, hem de biliyoruz ki altın ve gümüş tarihinin en eski para birimleri. Dolayısıyla bu da sizin de belirttiğiniz gibi ciddi bir rally sürecine giriyor olabiliriz. Ama hala bir baskılama söz konusu. Mesela ciddi bir satış dalgası var dünya borsalarında şu an. Rus borsası açılmadı. Bunların hepsini görüyoruz. Savaş derinleşiyor. Rusya nükleer silahlarla tehdit ediyor. ABD ve NATO ve dünyanın çok ülkesi sivil sisteminden çıkarıyor Rusya'yı. Uçuşlar kapatılıyor, hava sahası kapatılıyor vesaire. Bu kadar riskin olduğu bir ortamda hala ons altın ve ons gümüşte net bir hareket gözlemleyemiyoruz. Her yukarı gittiğinde bir sert satışla karşılaşıyor. Ama ben bunun da manipülatif olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede bu manipülasyonlar devam etse dahi içine girdiğimiz süreç ve üretici fiyatlarına da baktığımızda, dünyadaki tedarik sıkıntılarına da baktığımızda, enerji ve diğer tarımsal emtia tarafındaki artışlara da baktığımızda altın ve gümüşün önünün açık olduğunu düşünüyorum 2022 ve devamında. Şimdi Emre Bey, şunu da sormak istiyorum. Yani yurt içi piyasaları ilgilendiren en önemli konu, yani bunun olma ihtimalinden de bahsediliyor. Şimdi bir noktada Rusya'ya Batı tarafından çok ciddi anlamda yaptırımlar var ki, yani Batı blokunun hem Avrupa Birliği hem de NATO'nun belki de tarihte ilk defa bu derece birlik olduğuna hiç şahit olmamıştık. Yani böyle bir görüntü var şu an. Peki bir noktada Rusya'ya yaşanan, yani Rusya üzerinde oluşturulan bu yaptırımlar yurt içi piyasalara pozitif olarak yansır mı Türkiye noktasında? Yani Rusya sat, Türkiye al mottosuyla beraber, yani bu senaryonun gerçekleşme ihtimaliyle beraber Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönemde sert bir yükseliş hareketi, rally tadında ya da orta vadede daha stabil sayılabilecek bir yükseliş hareketi görebilir miyiz? Ne dersiniz? Zaten Borsa İstanbul'da ben yılın ikinci yarısından sonra özellikle son çeyrek itibariyle ciddi bir yükseliş ve rekorları tazeleyecek bir hareket bekliyorum. Özellikle 2023'te bizde seçim olması da bunda etken. Oraya dönük bir hazırlık, bir toplama da olacaktır. Ama asıl benim senaryom 2023 ve sonrasında hiç tahmin etmediğimiz çok yüksek seviyeleri Borsa İstanbul görebilir. Ama kısa vadede oynaklık, volatilite dünyadaki jeopolitik risklerle birlikte yüksek olacaktır. Burada tabii sizin belirttiğiniz husus aslında sadece ekonomik olarak veya piyasa açısından değerlendirilmemeli. Bir stratejik hamle olarak Rusya'yı karşısına alan ABD ve NATO bizi, Türkiye'yi biraz daha yanına çekmek adına bu tarafa yatırım yapıp Türkiye ile ilişkilerini güçlendirme noktasında bir hareket yapar mı? Bu olasılık dahilindedir. Fakat kısa vadede dünyadaki piyasalardan bağımsız değiliz. Ben tüm danışmanlık verdiğim firmalara da bireylere de şunu ifade ediyorum. Kısa vadede oynaklık son derece yüksek olacaktır. Ama orta uzun vade için Borsa İstanbul adına son derece pozitifim. Son derece güçlü şirketlerimiz var. Enflasyonist ortamda karlılıklar da olumlu gelecektir. Fakat şunu da göz ardı etmeyelim. İhracatçı firmalarımız üzerinden BIST 30 son 3 ayda yukarı giderek borsayı yukarı taşımıştı biliyorsunuz rekor kırdığı dönemde. Evet. Fakat özellikle Avrupa tarafına yüksek ihracat yapan firmalarımıza da dikkat etmek lazım bundan sonraki süreçte. Neden? Çünkü orada bir üretim sürecinde aksama olursa, sekteye uğrarsa bizim o taraftaki firmalarımızın da ihracat gelirlerinde düşüş olabilir. Aslında sektör bazlı ve firma bazlı değerlendirmenin de ön plana çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Ama genel itibariyle hep söylüyoruz zaten. Borsa İstanbul zaten ucuz. Fakat farklı risklerimiz var bizim. Kendi makroekonomik kırılganlıklarımız söz konusu. Bu nedenle de biliyorsunuz CDS primimiz bize muadil ülkelerin çok üzerinde. Dolayısıyla son
bütün o 3 aylık rally dönemlerine baktığımızda yabancı yatırımcının sürekli satarak çıktığını her yükseliş döneminde gördük. Bize tekrar içeriye bir hikaye yaratıp yabancı yatırımcıyı almamız lazım. O hikaye tabii 2022'nin son çeyreği ve 2023'te seçim olabilir ama sizin dediğiniz senaryoda da yine farklı bir ilişkilerin ABD ve NATO ile Avrupa Birliği ile yumuşaması veya bizim bu tarafta ön plana çıkarılmamızla farklı bir boyuta evrilebilir tabii. Ama Rusya boyutunu da unutmamak lazım. Biz şimdi dolar TL bacağına da gelecek olursak buradan turizm gelirlerimizin %27'si, %30'a yakını Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistlerden kaynaklanıyor. Ve biz yaz ayları itibariyle bu tarafa çok bel bağlamıştık. Ama bu süreç böyle devam ederse buradan istediğimizi alamayız. Bir de tercih yapmak zorunda kalıp. Evet efendim, Emre Şirin, stratejist Emre Şirin'den beraberdik. Ukrayna-Rusya meselesini ve yurt dışı piyasada değerlendirdik. Kendisi de yeniden bağlantısında sorun oluştu. Programımızın sonuna geldik. Herkese sağlık ve huzur dolu bir gün dilerim. Hoşçakalın.